Merhabalar. Pratik bilgilerin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlere diş macunun farklı kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Mutfak ya da banyodaki musluklarınızı temizlemede en pratik yöntem diş macunu kullanmaktır. Biraz diş macunundan yardım alarak musluklarınızı eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz. Bir parça diş macunu ile musluğunuzu ovalamak yeterli olacaktır. Ahşap mobilyaların üzerinde oluşan inatçı su lekelerini diş macunu ile ovalayarak yok edebilirsiniz. Gümüşlerinizi ve gümüşten yapılmış tüm takılarınızı diş macunu sürüp ovalayarak parlatabilirsiniz. Devamlı gözlük kullanan insanların yaşadığı en büyük sorun buğu yapan gözlük camlarıdır. Bunu önlemek için diş macunu sürüp hafifçe ovaladıktan sonra temizleyerek kalıcı olarak buğulanmalarını engelleyebilirsiniz. Sedyelerinizi küçük çiziklerden dolayı kullanamaz olduysanız, üzerine diş macunu sürüp hafifçe silerek yeniden kullanabilirsiniz.
artık Sevi'yi kim kullanıyor ki? Devir akıllı telefon devri derseniz, telefon ekranlarınızda oluşan küçük çiziklerde de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Deri eşyalarınızda oluşan bozulmaları diş macunu sürdükten sonra ovalayarak renklerini eski haline getirebilirsiniz. Yaz aylarının çekilmez derdi sivrisinek ısırıklarının yarattığı kaşıntıları önlemek için kaşıntı olan bölgeye diş macunu sürüp kuruduktan sonra yıkayarak kaşıntıdan kurtulmanız mümkün. Rengi solmuş mobilyalarınızın rengini canlandırmak için diş macunu en iyi çözüm. Biraz diş macunu ile ovalamanız yeterli olacaktır. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Aksu Haber TV'de her hafta sizlerleyiz.